Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ve umurukum şura beynekum. İşleriniz kendi aranızda meşveret sistemine, istişare sistemine bağlı yürüyorsa, her meseleyi kolektif şura müracaat ederek çözmeye çalışıyorsanız, problemlerinizde mutlaka çok akla müracaat ediyorsanız, bu öyle bir sistemdir ki, vahiy ile müeyyet olan Enbiya-i İzam bile, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile müeyyet oldukları halde her şeyi kendilerinden öğrenen insanlarla meseleleri meşveret ediyorlar. Bak avamca izah ederken şöyle diyebilirim. Benim çıraklarım hele gelin şu meseleyi sizinle bir istişare edelim. Nasıl buluyorsunuz bunu? Her şeyi benden öğrenenler, vahyi semavi vasıtasıyla, hele gelin çıraklar, talebelerim benim. Size hiç öğretmenleriniz öyle dedi mi? Çocuklar şu meseleyi sizinle bir istişare edelim. Bizim yaptığımız böyle akıllıca bir şey mi yoksa öğretmen olarak delice bir şey mi yapıyoruz? Bir de sizin fikrinizi alalım. Evet, her meselesini meşverete havale ederek çözümü orada arayanlar. İnsanlığın itaat tablosu verdiği kararlarda milimi milimine isabetli karar veriyordu. Hani deha için derler ki deha için intihap yoktur. Söz bu. Dahi bir insan bir mevzuda karar verdiği zaman şipşak o yerine oturmuş olur. Şipşak da halk ifadesi. Rahatsız olmadınız inşallah. Yerine oturur. Enbiya-i İzam'ın insanlığı aşkın, insana aşkın fetanetleri dehayı bilmem kaç adım geride bırakan esasen bir dinamizmdir. Bir güç kaynağıdır. Fakat düşünün, bu tabiat, bu fıtrat, bu firaset, bu kiyaset meselelerini hallederken meşverete müracaat ediyor. Sadece küçük bir örnek. Hadisi itibariyle küçük değil. Fakat siyer felsefesi açısından örneklerden bir tane örnek. Uhud'a çıkacağı zaman rüyada görüyor, olup bitecek şeyleri görüyor. Enbiya-i İzam'ın rüyaları aynı ile çıkar. Gayri metluf vah gibidir. Yani Cebrail'in araya girmeden Allah'ın Celle Celaluhu göstermesiyle görürler. Resmeder Allah Celle Celaluhu, o resim onların nöronlarına mı, hipofiz bezine mi, talamus bezine mi akseder, hafızasına mı akseder. Şuur altı müktesebatın dışa vurması değil, fırıkçı bir mülazı o. Bu onlar kalkar bir yönüyle ona göre hareket ederler. Bir kısım sığırların boğazlandığından bahsediyor. Kendi mütealasını kurban olayı ortaya koyuyor. Bana kalırsa diyor, tabiat savaşı yapalım. Açığa çıkmayalım. Açık alanda düşmanlarımız üzerimize geliyor. Biraz evvelki o kelimelerin hepsini bir araya getirin, hepsini ifade ettiği manayla. Tayirle, tayiple, tahkirle, tezifle, tenkille, ibadeyle. Bu mülahazalarla üzerimize geliyorlar. Medine-i Münevvere'de taş taşın üzerinde bırakmamak üzere geliyorlar. Biz dışarıya çıkmayalım, tabiye savaşı yapalım burada. Bir müdafaa savaşı verelim. Fakat meşverette Bedir'de bulunmayan insanlar da var. Ölüme teşne insanlar da var. Mesela orada Mus'ab bin Ümeyr gibi, Abdullah bin Cahş gibi insanları düşünün ki bir taşın arkasında sahabi müşahadesini şöyle anlatıyor.
taşın arkasına saklanmış, ellerini kaldırmış şöyle duruyordu. Allah'ım benim karşıma çetin mi çetin bir tane mülhit çıkar. Savaşayım ben, hakkından geleyim. Benim peygamberimin üzerine geliyor. Benim peygamberimin Medineleştirdiği Yesrib'in üzerine geliyor. Ben onun hakkından geleyim, öbürünün de hakkından geleyim. Sonra biri çıksın benim bir kolumu kessin, biri çıksın öbür kolumu kessin, biri çıksın bacağımı koparsın, biri çıksın kellemi alsın. Ben o kanlar içinde, şakır şakır akan kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki, Abdullah, uzuvlarını ne yaptın? Ben de sana diyeyim ki, onları Resul-ü Zişan'ın önünde feda ettim. Şimdi bu insanlar tabiye savaşına razı olurlar mı? Kanaat ishal ediyorlar. Bedir'deki kardeşlerimiz gibi açıktan açığa ya Resulallah. Allah Resulü burada meşverete uyuyor. Gördüğü şey ona farklı bir hedefi gösteriyor. Farklı bir savaş stratejisi esas ona ilham ediyor. Fakat madem mesele meşveret edildi, meşverette umumun reyi o istikamette veya çoğunluğun reyi o istikamette ortaya çıktı. O da ona göre hareket ediyor. Mısırlı baba yiğit bu konuyla alakalı. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Fezzu galiz olsaydın, katı kalpli, katı yürekli olsaydın, çevrendekiler dağılır giderdi. Ey Habibi Zişanım! Öyleyse sen fa'fu anhum, onları affet, bağışla, bir sünger çek. Öyle diyebilirsiniz, affetme odur. Çizgileri silme demektir. Yazıyı silme demektir. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Bir de sana karşı küçük bir saygısızlık zelli oldu. Bundan dolayı da onlar için mağfiret dileğinde, yargılanma dileğinde bulun. Hiçbir şey olmamış gibi bir daha toplan onlarla وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Bademe yapılacak şeyleri meşveret et. İlahi ahlak تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ Allah ahlakıyla ahlaklanın. O zaten öyleydi, öyle yapacaktı. فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّلَ اللّٰهِ Bir kere de bir şeyi azmetti mi, iradeni ortaya koydu mu, vire bismillah dedi mi, gözünü kırpmadan yürü o işin üzerine, diyor Allah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ Mısırlı kahraman diyor ki, eğer o meşveret yaptıktan sonra bilseydi ki, Uhud'a çıkacak kimselerin hepsi şehit olacak, meşveret genel disiplini hatırına yine çıkardı. Anlıyor musunuz? وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Onlar kendi problemlerini kendi aralarında meşveret meclisine havale ederek çözüyorlar. Âli bir toplumdan bahsederken, böyle olunca ümera hayırlı, âniya cömert ve işler de meşverete bağlı götürülüyor. O zaman فَزَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا Yer üzerinde yaşamak sizin için ölmeden, toprağın altına gömülmeden daha hayırlıdır. Yani öyle bir dünyada yaşanır. Çünkü öyle bir dünya, ideal bir dünyadır. Ütopyacıların çizmeye çalıştıkları bir dünyadır, çizemedikleri. Allah Resulü tarafından çerçevesi belirlenen bir dünyadır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu pozitif...